KHK'lı polis Salih Cansız. Merhaba. Merhabalar. Yoğunluğu var. Bıçaklar gelmeye başladı. Ve bıçak bileleme işlemlerimiz devam ediyor. Bu şekilde. Bıçak yapılırken ateşte kıpkırmızı hale, kor hale getirilir. Ve suyun içerisine atılıp bıçağın sertleşmesi suyla sağlanır. Suyu dediğimiz o. Şimdi müşterimiz bu bıçakla muhtemelen tenekeye veya da demire vurmuş yani. Çünkü ağzı testere gibi olmuş. Şimdi bu bıçağı yapacağız. Bu bıçağı yaptıktan sonra yine sıfır şeklini alacak. Bayramı yaklaşıyor. Evet. Bıçaklarımız gelmeye başladı. Bıçak bileme işlemlerine devam ediyoruz. Bu bıçağın ağzı testere gibiydi az önce. Çok güzel bir şekilde ağzını yaptık. İsterseniz şimdi onun bir gösterisini yapalım. Bıçağımızın ağzındaki kılığı alıyoruz. Kırık parçaların hepsini alıyoruz. Hemen şimdi gerçi şey yapa yapa kolumuzda kıl kalmamıştı. Bunu dikkatli bir şekilde şey yapıyoruz. Bakın şöyle gördünüz mü? Şöyle avucumuzun içerisine evet, kılımızı alalım. Bu bıçakla tıraş olabilir miyiz? Şimdi ben kolumu tıraş ettim. Evet. Bunda çok rahat şekilde tıraş olabilirsiniz. Hatta şöyle kağıtla bir şey de yapabiliriz. Gösteri de yapabiliriz. Şimdi şöyle bir şey var. Bu şekilde de kağıtta da testimizi yapmış olduk. Geri zımpara da bileleme yapıyoruz. Bu zımpara üzerindeki malzeme seramik. Bu seramik malzeme bıçağı yakmıyor. Ve bıçağın ağzının suyunu almıyor. Olduğu gibi bırakıyor. Eskiden taşla yapardık. Çark taşında bileleme yapardık. Bıçağın suyu giderdi. İki kullanımda da ağzı döner ve ondan sonra kullanamaz hale gelirdik. Şimdi bunu aşmış durumdayız. Az önce bir şey bıçağımızın keskinliğini gösterdik kolumuzda. Nasıl tıraş, yani insanı tıraş edecek keskinliğe getiriyor bıçağı bu makine. Ve işimizi de çok kolaylaştırıyor. Şimdi şöyle bıçak yapılırken ateşte kıpkırmızı hale, kor hale getirilir ve suyun içerisine atılıp bıçağın sertleşmesi suyla sağlanır. Yani hemen hemen iki katı fiyat zam geldi. Bu konuda da biz de şikayetçiyiz. Şimdi şöyle bir şey var, sürmene bıçakları çok pahalı satılıyor. Aslında çok pahalı bıçaklar değil, yerinden almanız gerekiyor. Televizyonlarda reklam amaçlı satıldığından dolayı yüksek fiyatlar isteniyor. Televizyonda satılan aynı bıçağı ben 35 liraya verirken televizyonda 100 lira, 120 liraya verilen bıçaklar var. Hmm. Aynı marka, aynı şahısların yapmış olduğu bıçaklar bu şekilde yüksek fiyatlarda satılıyor. Geçen yıl bıçakları 3 liraya, tahraları 5 liraya bildiriyorduk. Bu yıl sadece 1 lira bir artırım yaptık. Tahra ve bıçakları aynı fiyata yapıp 4 liraya bildiriyoruz.
Bulaşık makinesine kesinlikle bıçakların atılmasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü bulaşık makinesinin içerisinde yaklaşık bir saat sıcak havaya ve sıcak suya maruz kalıyor bıçak. Bu sıcaklık bıçağın suyunu alıyor ve ağzı körleşiyor. KHK'lı polis Salih Cansız, merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasıl işler? İyi elhamdülillah. Bıçakla günümüzü gün ediyoruz. Kurban yaklaşıyor. Bıçakları bilelemeye, bıçakları satmaya, mangalımızı, kömürümüzü satmaya başladık. İşlerimiz iyi elhamdülillah. Bayrama vatandaşlarımıza izin etmeye çalışıyoruz. Evet. Burası sizin bahçeniz herhalde. Evet. Burada kurban kesimi yapılır diyor. Evet, kurban kesimi yapacağız inşallah burada. Yan tarafta hazırlığımızı yaptık bahçenin içerisinde. Evet. Kurban kesimimizi yapacağız. Bu yılda inşallah yaklaşık 300 tane kurban kesmeyi düşünüyoruz. Evet. Hedefimiz 300 tane kurban kesmek. Tahtalarımız var. Çınar ağacından eti bozmayan çok güzel tahtalarımız var. Ete lezzet katan. Özel yaptırdım bunları. Güzel et doğrama tahtalarımız. Bunlar da satılıyor. Evet. Hatırlar, tahralar. Aslında bir hazırlık yapmış olsaydık. Şu satığımız Antep yapımı. Kasım markası. Bunda onluk çivi çok rahat şekilde kesip arkasından bir kağıt doğrama işlemi yapabilirdik. Ama şu an hazırlığımız yok. Onu daha sonra çekim yaparız inşallah. Aslında basit bir yöntem, porselen tabağın arkasına bıçağın ağzını ters tarafa sürterek, yani şimdi şurada şeyin üzerinde ben size göstereyim nasıl bilelendiğini. Bir tabağın arkasında, şu an yanımızda tabak yok ama ben şey üzerinde göstereyim. Porselen mi olması lazım? Porselen tabak, evet, porselen tabak. Tabağın alt kısmına, isterseniz şu çekimi şöyle alalım. Mesela? Yönü bu şekilde olacak. Yani bıçağın ters yönünde, ağız keskinlik ters yönünde. Diğer tarafı da böyle ileri doğru iterek. Bu şekilde bıçağı keskinleştirebilirsiniz. Evet. Yani bunu böyle şu şekilde sürtmeyeceksiniz. Bu şekilde. Bu şekilde hem ağzındaki peki, kılavlar gider. Başka ne yapabilir? Mesela taşımız, bu satılıyor mu? Satılıyor. Parası da çok bir şey değil. Bu 20 lira bu taşımız. Bu Girit taşı. Yunanistan'ın Girit adasında çıkan bir taş. Aynı şekilde bunun üzerine zeytinyağı dökerek yapacaksınız. Bunun en büyük özelliği bu. Bu taşın üzerinde zeytinyağı dökerek az önce gösterdiğim şekilde sol tarafa ve sağ tarafa bıçağı iterek, yani bu şekilde çekme değil, iki tarafa iterek ağzını keskinleştirebilirsiniz. Bir tane daha taşımız var. Bahçe ilçemizin, Osmaniye Bahçe ilçemizin Bila köyünden, kendi isminde, taşın isminden köyü, taştan dolayı köy ismini almış. Bila köyünden gelen bir taşımız. Şimdi bu normalde tırnağınızla kırılabilen, bakın şöyle göstereyim ben size, tırnağınızla kırabilirsiniz bu taşı. Çok böyle yumuşak gibi görünür. Ama içindeki damarlar çeliği eritir. Çeliği eritir. Ve bunda da özellik mazot ve makine yağı. Onunla bila yapacaksınız. İkisini karıştırıp onunla bila yapacaksınız. Bunda zeytinyağı olmuyor. Bunda zeytinyağı olmuyor. Bunların hepsi püf noktaları. Evet, püf noktası, evet.